İsmet'e söyle o yasal evrağı hazırlasın, Fahri Bey'e götür. Efendim, vakit biraz geç oldu. Evrak Fahri Bey'e yetişmeyebilir. Kime göre geç Ercan? Hala öğrenemedin mi? Benim işlerimde gece gündüz olmaz. Gerekirse git İsmet'in başında dur. Hazırladığı evrakı da al, Fahri Bey'e götür. Efendim, şimdi gece olunca Fahri... Yatağından kaldır. Yarın sabah bu iş bitecek. Hadi. Tamam efendim. Hayırdır abi? Neye sinirlendin yine böyle öfkelendin, bağırıyorsun? İşle ilgili küçük bir pürüz. Allah Allah. Asaf Avcı'nın işle ilgili pürüzü var demek ki. Duy da inanma yani. Niye? Olamaz mı? Ben de insanım, hata yapabilirim Gülriz. Evet. Keşke bunu daha sık hatırlasam. Anlamadım. İsmet'i harekete geçirdim. Ben izninizi istiyorum efendim. Sabaha kadar bütün prosedür hallolmuş olsun. Senin bu gerginliğinin ve sinirinin işle ilgili olduğunu düşünmek istiyorum. Başka ne olabilir ki? Ateş mesela. Ah, ateş. Ah Gülriz, sevgili kardeşim. Sen beni hiç tanımamışsın. O mesele benim için böyle minicik, küçücük bir sinek adeta. Şu hareketimle geçen süre içinde bile halledebilirim o meseleyi ama ben ateşin kendi rızasıyla gelmesini istiyorum. Ha bir de rıza göstermeye zorluyorsun yani. Aa, yok. Yanlış anlamanı istemem. Yol gösteriyorum diyelim. Ne kadar ıssız değil mi? Hı? Sessiz, yalnız. Eskiden iyi de olsa kötü de olsa bir aileydik hiç olmazsa. Şimdi böyle cansız ruhlar gibi dolanıp duruyoruz. İşte burası da tabutumuz. Şehrin en güzel evine karşı haksızlık etmiyor musun? Güzel. Güzel tabii. Öyle duygusuz, hissiz, kupkuru bir güzellik işte. Abi, bak burayı ev yapan, bizi aile yapan ateşti. İtiraf et, sen de onsuz mutlu değilsin. O yüzden böyle saldırgansın, o yüzden böyle olur olmadık şeylere öfkeleniyorsun. Kaç bakalım Asaf Avcı, kaç bakalım. Benden kaçıyorsun da vicdandan kaçabilecek misin?